onlara karşı olan bu sevgiyi ifade ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da hareketlilik de başladı. Özgürlüktür. Nasıl özgürlüktür? Örüklon Diyanet Camii'nde düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesimi bilgilendirme toplantısına büyük ilgi oldu. İşte biz kurbanla bu eşitliği, onlara karşı olan bu sevgiyi... Türkiye'den Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin'in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda BEN Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın da hazır bulundu. Vatandaşlarımızın vekalet yoluyla kurban kesimi hakkında bilgilendirildiği toplantıda konuya ilişkin sorular da cevaplandırıldı. Bilindiği gibi 1993 yılında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmiştir. Ama diğer kuruluşlar da bu hizmeti yapabilirler diye bir açıklık konmuş oraya. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın asıl hizmetleri içerisinde de, asıl görevleri içerisinde de yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın dini konuda rehberlik yapmak, ibadetlerine yardımcı olmak vardır. Bu iki sebepten dolayı yaklaşık işte 20 sene oldu, 20 yıldan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımız beraber organize yaparak yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımızın kurbanlarını alıyoruz. Bunları hem yurt içinde ve hem de yurt dışında ihtiyaç olan yerlerde kestiriyoruz. İsviçre'de fiyat konusunda bir sıkıntımız vardı. Sağ olsun hocamlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız bu fiyatı 190 franka çekti. 230'dan 190'a. Bu makul bir fiyat. İnşallah geçen yıllar 1400'ü bulmuştu bu sayımız. Bu yılda daha fazla olacağı kanaatindeyiz. Hocamların teşrifiyle inşallah daha çok bu kampanyamız hız kazanacak. Amacımız nedir? Hayra vasıta olan hayrı işlemiş gibidir diyor. Daha çok kurban gelirse daha çok insanımıza, yeryüzündeki Müslümanlara ulaştırabildiğimiz kadar bu hayrı ulaştıracağız. Yani ibadet yönü muhakkak esas ama bu ibadeti yaparken de bu ibadetin sonucunda insanlarımızda toplumsal bir dayanışma, kaynaşma, yardımlaşma ruhunu da ön plana çıkarıyoruz. Somali'ye gidiyor, bu Mali'ye gidiyor, efendim Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimize gidiyor, Filistin'e. Yani 196 ülkede Diyanet İşleri Başkanlığımızın faaliyetleri var. Yani bu konuda kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın katkı sağlaması, hatta çevresindeki insanlara da bunu duyurması lazım.